cihanı bir hikmet üzere yaratan, can cevherini ten kutusuna koyan, Adem'in nesli dizisiyle dünyayı süsleyen, peygamberlerini birer hidayet rehberi olarak gönderen, iyi huyları seven, veren, salih ve mümin kullarını cennetlerine ihsan buyuran Allah'a hamd ederim, şükrederim. O öyle bir Halık-ı Alem ki, göze görmeyi, dile söz söylemeyi, kulağa duymayı, gönüle nice sevkü sefaları bahşedendir. Ve salat ve selam peygamberlerin imamı, doğru yolun rehberi, ilim ve irfan bahçelerinin servi, iyi ve güzel huyların sahibi Cenab-ı Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselamın üzerine olsun. O öyle bir peygamber-i alişandır ki bütün alemler yüzü suyu hürmetine yaratılmıştır. Susuz kalan ümmetine mucize parmaklarından sular akıtmıştır. Onun düşmanları bile bugüne kadar bir tek yalanını bulamamışlardır. O pak elçi ne demişse dediği aynen vaki olmuştur. Bundan sonra da ta kıyamete kadar sözleri baki olacaktır. O iki cihanın seyyidi, birçok şeyleri nübüvvet nuruyla görüp beşere, insana haber verendir. Haber verdikleri de aynen zuhur etmiştir. Kim bilir daha neler meydana gelecek. Şüphemiz yok. Şüphemiz yok ki onun en büyük mucizesi Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an kıyamet haberleriyle doludur. İnsanı daha o gün gelmeden intibaha, yarınını düşünmeye, elini eteğini amel-i salihaya çevirmeye yön vermiştir. Davet etmiştir. Nokta kadar çekirdeğin başında dal gibi çınar ağaçlarını yaratan, iğne ucu kadar küçük çekirdekte nice bin eczayı depolayan, ol emriyle her şeyi vücuda getiren Allahü Teala Kitab-ı Kerim'inde buyuruyor: "Ya eyyühennâsü ttequ rabbekum." Ey insanlar, Rabbinizden korkun. Rabbinizden korkun. O Halik-i Zişan'ın kudretini, azametini düşünerek titreyin. Sadece korkuyla kalmayın. Titreyin. Onun dinine, onun emirlerine muhalefette bulunmayın. Vahşev yevme. Ve bir günden de endişe edin. Korkun ki başka günlere benzemeyecektir o gün. Deniz fırtınalarının, o sair müthiş hadiselerinin çok üstünde olan, nice tufanları, nice halleri muhtevi olan, artık öyle bir günden, o günün dehşetinden nasıl korkulmaz ki? O gün hesap günüdür. O gün bütün insanların mahşer meclisinde toplandığı, mahşere sevk edildiği bir zamandır ki la yeczi validun avvalidi, bir baba evladına bir şey ödeyemez. Yani evladına karşı o kadar şefkatli olduğu halde yine de evladının bir günahını yüklenemez. Onun cezasını kendi üzerine alamaz. Annesi ve babası o kadar ki merhametli olmasına rağmen herkes nefsi nefsi diye feryat eder. Her nefsi korku ve şiddet sarar. Her nefis kendi başının derdine düşer. Çünkü o gün oku kitabını, bugün üzerine hesap görücü olarak nefsin sana yeter. Öyle denilecektir. Artık insanın dünyadayken neler yapmış olduğu o gözler önüne serilecektir. O insan ki bir kaçış yeri bulamayacaktır. Ve la mevludun huve cazin avvalidihi şey'e. Evlat da babasından ya da babasına bir şey ödeyemez. Bir kafir babaya mümin evladının o günde hiçbir faydası olmayacak.
Cehenneme sürüklenen bir babayı azab-ı ilahiden kurtarmak artık o evladın sadece Allah'ın izni olursa şefaatiyle olacaktır. Hatta sabiyken ölen bir çocuk, "Ya Rabbi, hani benim babam, hani benim anam, ben onları almadan cennete girmem" diyecektir. Ama bütün bunlar iman ehli olanlar içindir. Rabbinin vaadi haktır. Öyle buyuruyor Mevlamız. Vaat buyurmuş olduğu o kıyamet günü muhakkak zuhura gelecek. Herkes kabirlerinden kaldırılıp o mahşer meclisinde toplanacak. Herkes amellerine göre hesap, sevap, hep ikab verileceği o husustaki beyan-ı ilahi mahzisi yaşanacaktır. İyi ve güzel amellerin karşılığı sevaptır, kötü amellerin karşılığı ceza olacaktır. Buradayken iyilik tohumu eken, orada saadet meyvelerini elde edecektir. Ömrünü heva ve hevesine tabi olarak geçiren, hiçbir güzel ameli bulunmayan azaba düçar olacaktır. فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاتُ الدُّنْيَا Artık sizi dünya hayatı, bu fani alemin, bu yeşil çemenin o revnak ve zineti aldatmasın. Dünyaya bakıyorsun, cennet gibi değil mi? Evine bakıyorsun, hanene bakıyorsun, durumun güzelse aldanıyorsun. Aldatmasın diyor Rabbimiz. Sizi gaflete daldırıp o vazife insaniyetinizi ifaden, o Allah'a kulluktan geri bırakmasın. Çünkü siz burada ebedi kalmayacaksınız. Siz fani olduğunuz gibi bu dünya da fanidir. Sonsuz ve ebedi ise ahiret hayatıdır. Ahirette sizi kurtaracak, yüzünüzü güldürecek bir ameliniz yoksa, burada bıraktığınız eserlerin kıyamet günü size hiçbir faydası olmayacaktır. Evet, işi yarın yaparım diyorsun değil mi? Az kaldı, şu işlerim bitsin, tövbe edip namaza başlayacağım diyorsun değil mi? İşi yarın yaparım, yarın yaparım deme. Nice yarınlar geçti, bir baksana aleme. وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُورِ Ve siz ey insanlar, ey Adem'in evlatları, o çok aldatıcı olan o şeytan ki Allah hakkında şaşırtmasın, Allah herkesi bağışlar diye şeytanın aldatışına uymayın. O ezeli düşmanınız olan iblis, sizi kötülüklere, günahlara sürükleyerek o şanı yüce Rabbinize karşı bir isyanda, efendim bir vaziyette bırakmasın. Kalplerinizi Allah korkusundan uzak etmesin. Uyanık olun. Önünüzde kıyamet günü var. Önünüzde hesap günü var. Sizin için takdir edilmiş ölüm var. Ölümden sonra tekrar dirilmek var. Bütün bunları düşünmek lazım ama ibret alanlar çok azdır. Düşünmüyor bir kere insanlık, o kadar şen. Cennet mi, cehennem mi? Nedir payına düşen? اِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ Kıyametin o kopacağı vakti bilmek muhakkak ki Allah'ın katındadır. Hiç kimse bilemez. Hiç kimse. Onun ne zaman zuhura geleceğini, ne zaman kopacağını Allah'tan başkası bilemez. İnsanların vazifesi de bunu bilmek değildir zaten. O vukua geleceği, o muhakkak olan o günü düşünerek daha dünyadayken o müthiş gün için hazırlık yapmaktır. Oraya eli boş gidenler nedametle başlarına topraklar saçacaklar ama nedametin kimseye bir faydası olmayacak. Mevlamız buyuruyor. Celle Celaluhu ve Celle Şanuhu. İnna Allahe alimun habir. Düzeltiyorum. İnna Allah alimun habir. Allah alimdir değil mi? Her şeyi bilendir, habirdir. Her şeyden haberdardır. Hiçbir şey o Halık-ı Kerim Hazretlerine gizli kalmaz. İnsanın gönlünde olanı da, gizlediği şeyi de, ne yapmayı istediğini de hep bilendir Mevlamız. Tefsirlerin beyanına göre Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın huzuruna Hars bin Amir isminde bir adam geldi. Dedi ki, kıyamet ne zaman kopacak?
Ben tarlama tohum ektim. Yağmur ne zaman yağacaktır? Zevcem hamiledir. Oğlan mıdır, kız mıdır? Ben yarın ne iş göreceğim? Ben nerede öleceğim? Buna benzer sorular sordu. Bunun üzerine işte bu ayeti kerime nazil oluyor. İnnallâhe alîmun habîr. Allah Azze ve Celle dilediği kuluna vahiy veya ilham yoluyla bildirmedikçe kimse Allah'ın indinde hiçbir şeye cevap veremez. Hiç kimse. Halife Mensur bir gece rüyasında ölüm meleğini görüyor. Dedi ki ne kadar yaşayacağım? O hiç cevap vermeden 5 parmağını gösterdi. Tabir edenlerden kimi bu 5 senedir, kimi 5 aydır, kimi 5 gündür dediler. İmam-ı Azam Hazretlerine sordular. Dediler ki bu rüyanın tabiri nedir? Dedi ki İnnallâhe indehu ayetine işarettir. Evet, bu 5 şeyi Allah'tan başka kimse bilemez. Bu gibi gayip hadiseleri de Allah'ın aziz peygamberi nübüvvet nuruyla, Allah'ın veli kulları da keramet nuruyla Allah'ın izniyle bilir. Nedir o 5 şey? Dedim ya, işte kıyamet ne zaman kopacak? Yağmur ne zaman yağacak? Zevcem dedi hamiledir, erkek midir, kız mıdır? Ben yarın ne iş göreceğim? Nerede öleceğim? İmam-ı Azam işte bu 5 şeyi Allah'tan başka kimse bilemez dedi. Azrail aslında sana bu ayeti işaret etti. Diyeceksiniz ki meteoroloji yağmurun yağacağını haber veriyor. Bu nasıl oluyor? Meteorolojinin verdiği haber gaibi bilme değildir. Bu bilme değil. Yola çıkmış olanı Allah tarafından yaratılmış yağmurun gelişini tahminen bildiriyor. Bir telgraf vazifesi görüyor aslında. Yoldaki yağmurun daha evvel gelişini insanlara aletler vasıtasıyla haber veriyor. Eğer yağmur Allah tarafından yaratılmamış, yola çıkarılmamış olsa meteoroloji bunu nereden bilecek? Anlaşıldı mı? Hani telefonlarda canlı konum açıyorsun değil mi? Yola gidiyorsun, 8 saat evvelden karşı tarafa canlı bir konum atıyorsun. Karşı taraf da bakıyor, senin geleceğini görüyor. Evet, şu yoldan geçti diyor. Nereden biliyor o zaman? Bazı vasıtalarla bazı şeyleri bilebilirsiniz değil mi? Ama Allah'ın yarattığını, vukua getirdiğini bilebilirsiniz. Allah'ın daha henüz yaratmadığını hiç kimse bilemez. Kıyametle alakalı bir hadis-i nebevi kitabında İslam'ın rükunları kısmında aktarılmıştı aslında. Daha önce okumuştum, anlatmıştım. Allah'ın sevgili ve şerefli Resulü 1400 sene evvel insanlığın başına gelecek hadiseleri bir bir haber verdi mi? Verdi. Peki dedikleri aynen zuhur etti mi? Etti. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın söylediği, başınıza şu da gelecek dediği bir şeyin gelmemezliği var mı? Yok. Gelmediyse de hala vakti gelmemiştir. Şu ana kadar söylediklerinin belki %80'inden fazlası şu an bu ümmetin başına gelmiştir. Çünkü o bir sıddık nebidir. Onun hiçbir haberinde yalan olmaz. Bütün düşmanları bir tek yalanını bulamadılar. O azgın kafirler eğer tek yalana tesadüf etseydiler dünyayı velveleye verirdi. Bugün Ebu Cehil, bakın birisi peygamberimiz hakkında ileri geri konuşup duruyor. Yalancı diyecek oldu, Ebu Cehil ağzını tıkadı. Düşünün bu. En büyük kafir ya Ebu Cehil. Adamın ağzını tıkadı. Hop dedi, dur, her şeyi söyleyebilirsin ama o adam emindir dedi. O adam yalancı değildir dedi. Gelin görün ki bizim zamanımızda Ebu Cehil'den daha beter kafirler türemiş ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisini yalanlıyor. Maalesef ve bunu da ben Müslümanım diyen yapıyor. Binlerce sene sonra vuku bulacak hadiselere ışık tuttu Efendimiz. Şimdi onun mübarek dudaklarından dökülen her biri bir mucize olan şu sözlere biz de kulak verelim. Ümmetim üzerine bir zaman gelecek ki o günü insanlar acizlikle, ahmaklıkla günah arasında muhayyer bırakılacaktır.
Yani ne demek bu? Adam günah işleyecek, faiz yiyecek, içki içecek, kumar oynayacak, türlü türlü ahlaksızlığı yapacak, bu adama akıllı diyecekler. Doğru mu? Mesela adam arabasını satıyor, yalanla, hileyle, hurdayla satıyor, ne becerikli adam diyor, okuttu diyor bu arabayı. Değil mi? Faiz yiyor adam mesela, evet bu parayı iyi kullanıyor diyerekten akıllı diyorlar. İçki içen adam kolay kolay insanlar arasında hor görülmez. Değil mi? Hatta hoş karşılanır. Ne var canım, adam haftada bir iki tek attıysa. Kumar oynuyor adam. Bunlar çok ayıplanmaz. Türlü türlü ahlaksızlık yapıyorlar. Akıllı oluyor, görgülü oluyor, aydın oluyor, medeni kişi sayılıyor. Ama günahtan sakınan, Allah'ın emrine sarılan, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine tabi olana ahmak diyorlar, aciz diyorlar, zavallı diyorlar, çağın gerisinde diyorlar. İnsafla etrafımıza bakalım. Bugün bu hal aynen zuhur etmemiş mi? İşte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisi ortaya çıkıyor bak. Ümmetim üzerine öyle bir zaman gelecek ki o gün insanlar acizlikle, ahmaklıkla günah arasında muhayyer bırakılacaktır. فَمَنْ اَدْرَكَ ذَٰلِكَ الزَّمَانِ İçinizden kim bu zamana ulaşırsa acizliği, ahmaklığı kabul etsin. Evet. Ya bacım, yaşın kaç ya, bu yaşta da böyle örtünmüşsün. Ay yazık ya. Bak ne yaptı sana? Sana aciz gibi davrandı. Sana zavallı gibi davrandı. Değil mi? Efendimiz ne dedi? İçinizden kim bu zamana denk gelirse acizliği, ahmaklığı kabul etsin. Onların dediği acizliği. İnsan böyle bir devirde ahmaklığı, acizliği kabul eder mi? Eğer İslam'ı yaşayacaksan, başka çaren yoksa, yani günaha uzanmasın, varsın o kişiler size aciz desin, ahmak desin, şeriatçı desin, irtica hortladı desin, ne derse desin, ama siz Allah'ın dinine, Allah'ın kitabına ve Resulünün sünnetine sarılın. Çünkü yarın bilecekler onlar, ahmak kimmiş, aciz kimmiş. Bu dünya gelip geçici. Mevlamız buyurmadı mı? Ve la tehinu ve la tahzenu ve entumul a'laun in kuntum mu'minin. Gevşemeyin, üzülmeyin. Eğer hakkıyla inandıysanız en üstün olan sizsiniz. Ali İmran suresi. Düşmanların bir anlık galebesinden ümitsizliğe düşmeyin. O kendilerini akıllı aydın sananlar size ne derse desin. Siz Allah'ın diyeceğine değer verin. Siz doğru yolda olduktan sonra onların o batıl sözleri size zarar veremez. O batıl kafalar hayati yorgunluklarını yarın cehennemin ateşten duvarlarına yaslanarak gidermeye çalışacaklar. Etrafımızda olup bitenlere ibret ve hikmet nazarıyla bir kere bakalım. Bugün İslam'ı gerçek manada yaşamak, avucunda ateş taşımak gibi zor değil mi? Her türlü günah, her türlü ahlaksızlık serbest ama İslam'ı topyekün yaşamak yasak. Başını örten kız talebeler üniversite kapısından geri çevrilmedi mi? Tesbih çekenle tetik çeken terazinin aynı kefesine konulmadı mı? Müslüman kendi öz yurdunda garip olmadı mı? İşte rahmet peygamberin haber verdiği fitnedir bu. İşte kıyametin en büyük alametlerinden biridir o. O halde ibret alın, kendinize gelin, ölüm uykusundan uyanın, Allah'ın dinine sarılın. Çünkü başka kurtuluşumuz yok. Vallahi yok. Dünyaya sevdalandın, ne kadar da çok işin, bir nefes olsun senin Allah için yok işin. Kim ne derse desin, bütün beşer isterse inkar etsin ama bir şey değişmez. Sıddık ve Sultan Nebi nübüvvet kürsüsünden hak ile söylemiştir onu. Ne dedi? Yine bir zaman gelecek ki sizden öncekilerin örf ve adetlerine karış karış adım adım uyacaksınız. Hatta onlardan biri,
Bakın, kelerin yuvasına girmiş olsa siz de gireceksiniz. Onlardan biri cadde ortasıyla hanımıyla cinsi münasebette bulunsa siz de aynısını yapacaksınız. Ne korkunç bir şey. Olur mu öyle şey sokak ortasında? Olmadı mı? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bu sözü de çıkmadı mı? Ey insaf sahipleri, sokaklarımızın, caddelerimizin, meydanlarımızın hali nedir söyler misin? Anadan üryan gezen hayasızlar. Bugün erkeklere sapık diyen bazı zümre var değil mi? Bakıyorsun mesela, bugün bir erkek bir kadına baştan sona kadar böyle süsse, kadın ona ne der? Ya da kadının yanındaki adam ona ne der? Ne bakıyorsun lan, sapık mısın sen? Karıma ne bakıyorsun? Kızıma ne bakıyorsun? Sapık mısın sen? Ben bunlara cevap vermek istiyorum. Sapık sensin kadın. O mini eteğinle gezebiliyorsan sapık sensin. Göğüs dekolteli geziyorsan sapık sensin. Sapık sadece bu durumda erkek değildir. Böyle giyinen kadın da sapığın en ileri derecesindedir. Velev ki o niyette giymiyorsa bile. Anadan üryan gezen hayasızlar, kediler gibi köşe başlarında sevişenler, bunlar mağara devrinden mi kaldı? O televizyonda gösterilen ahlaksız, imansız, hayasız, edepsiz Hristiyan filmleri ta evlerimizin içinde oynamıyor mu? Neydik, ne hale geldik ve daha da ne olacağız? İnsanlar, öyle bir zaman gelecek ki diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, o devirde kişi ele geçirdiği mal helalden mi, haramdan mı kazandığına hiç aldırış etmeyecek. Aha da şu an yaşıyoruz aynı dönemi. Hiç uzaklara gitmeye gerek yok. Sadece keseyi, kasayı doldurmaya bakacak. Onun hesabını hiç aklına getirmeyecek. Üzümünü ye, bağını sorma felsefesiyle ne bulursa aşıracaktır. Bu ne dehşetli bir gün, sarsıldı iman safı, yok artık kardeşlerin birbirine insafı. Yine Nebi Alişan Efendimiz buyuruyor, zaman yaklaşacak, ilim azalacak, kalplere şiddetli cimrilik yerleşecek, fitneler meydana çıkacak, herç çoğalacak, herç. Sahabe sordu, ya Resulallah, ve mel hercu? Ey Allah'ın Resulü, herç nedir? Dedi ki, el-kitalu kitaldir, yani insan öldürmektir. İşte gördük geçen gün, adam damadının boğazını kesti. Yapmadı mı? Bugün dünya kan ırmağı haline gelmiş. Adam öldürmek tavuk kesmekten bile kolay olmuş. Kundaktaki sabi çocuklara bile kurşun sıkılmış. Güya medeniyet asrındayız. Hadi lan oradan. Hangi medeniyetten bahsediyorsun? İslam'ın haricinde hayat arayanlar zaman boyu inleyecek ve dünyayı kendilerine cehennem edecekler. Hakka dönün insanlar. Yakın büyük fırtına. Dünya bunca çılgını bindirir mi sırtına? İnsanların başına bir zaman gelecek ki o zamanda onlardan faiz yemeyen kalmayacak diyor Efendimiz. Yemese bile tozu onlara bulaşacaktır. Efendimiz böyle buyuruyor. Kim nasıl itiraz edebilir ki? Onun dedikleri aynen kelimesi kelimesine zuhur etmedi mi? Ah, insaniyete, kendine çok yazık ediyor. Dinleyin, belleyin, ibret alın. Faize alışveriş, rüşvete hediye denilecek kadar. Maalesef zaman öyle bir hale geldi ki tefecilik artacak, helal haram unutulacak, para gelsin de nereden gelirse gelsin denilecek. Kazanç belirli kişiler arasında dolaşacak. Dar gelirliler açlık ve sıkıntıya düşecek. Kabirler süslenecek. Kur'an kazanç getiren bir meta haline gelecek. İçkiyi devletler teşvik edecek. Muhtelif isimler altında içilecek. Bugün yok mu? Var. İçtiğimiz kolasından gazozuna kadar. Bunların içinde alkol yok mu? Uyuşturucu yok mu bunlarda? Var.
Bunlar kimin müsaadesiyle ediliyor? Bak dediği gibi işte hadis-i şerifte ne diyor? İçkiyi devletler teşvik edecek. Muhtelif isimler altında çıkacak, verilecek. İlla bira, vodka yazması mı lazım? Erkekler kedin kendilerini kadınlara, kadınlar da erkeklere benzetecek. Erkekler erkeklerle, kadınlar da kadınlarla münasebetsiz alakalar kuracaklar. Yok mu? Var. Müslüman devleti değil miyiz ya? Rusya bizden daha Müslüman ne hikmetse, öyle davranıyor. Efendim özgürlükmüş. Böyle bir özgürlük çoluk çocuğumuzun hayasını bozmak demektir. Böyle bir özgürlük olamaz. LGBT denilen nerede bir ipne varsa, nerede bir top varsa hepsini toplamaları lazım. Çünkü bunların görsel olarak konuşması, görsel olarak meydana çıkması benim çoluğumun çocuğumun ahlakının bozulmasına sebeptir. 5 yaşındaki yavrum bana şunu sormayacak mı? Baba bu kadın gibi konuşuyor demeyecek mi? Sen hangi özgürlükten bahsediyorsun? Bak nasıl çıkıyor kıyametin bütün alametleri. Her tarafta şarkıcı, çalgıcı kadınlar zuhur edecek. Kadınlar saçlarını deve hörgücü gibi yapıp sokaklarda dolaşacaklar. Ey benim tesettürlü bacım ve diğerleri. Onlar ki diyor, kafasını deve hörgücü gibi yapıp, o tepe topuz yapıp sokakta dolaşacaklar. Onlar cennetin 500 sene öteden gelen kokusunu dahi alamayacaklar. Söz kadınlarda olacak. Evet, bu ne demektir? Erkek erkekliğini yapmayacak. Yönetici olan erkektir. Bakın, üstün olan erkektir demiyor. Yönetici olan, Allahü Teala yöneticilik vazifesini erkeğe vermiştir. Ama bugün birçok hanede erkek ailesini yönetemez hale gelmiş, kadının sözüne buyruğuna boyun eğer hale gelmiş. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne buyuruyor? İşiniz kadınlara kalırsa helak olursunuz. Yönetici olan erkektir. Zaten kadın da başında kendisini güzel merhametiyle, adaletiyle yönetebilecek bir erkek ister. Ben sanmıyorum kadın her şeyine tamam tamam diyen bir erkek istesin karşısında. Söz kadınlarda olacak ve zina yaygınlaşacak maalesef. Kadın çoban, erkek sürü olunca nasıl gidersin ki Allah yolunca? Bu sayılan şeylerin hemen hemen hepsi zuhur etmiş, daha da ileri gitmiş. Demek ki dünyamızı büyük tehlikeler bekliyor. Müslüman bu ateş deryasında mumdan gemilerle nereye kadar gidebilir? Varlığın sebebi olan Efendimiz buyuruyor aleyhissalatü vesselam. Ümmetimin bozulduğu bir vakitte insanlar üzerine bir zaman gelecek ki o zaman sünnetime sarılmak, sünnet üzere amel etmek avucunda ateş gözü tutmuş kadar zor olacaktır. Devirler döndü, zaman geldi, fitne baş gösterdi. İnsan yaratılışının gayesini unuttu. Madde zehirli akrepler gibi ruhlarımıza işledi. Kalbimiz öldü, vicdanımız hasisleşti. Böyle bir zamanda sünnet üzere amel etmek arslanların kârıdır. Seyyeti zemanun ala ümmeti yuhibbuna hamsen ve yensevna hams. Ümmetim üzerine bir zaman gelecek ki zaman beş şeyi sevip beş şeyi de unutacaktır. Dediler ki nedir? يُحِبُّونَ الدُّنْيَا وَيَنْسَوْنَ الْعُقْبَى. Dünyayı sevip ahireti unutacaklar. Sanki bu sözler bugün için söylenmiş. İnsanlık aleminin bütün gayesi, bütün çırpınışı dünyaya sahip olmak. Fakat öyle bir vefasızdır ki kendisini delice sevenleri yüzüstü bırakmıştır bu dünya. Bir başkasının koynuna girer, yarın onu da silkeleyip atar. Yani hiç kimseye yar olmaz bu dünya. Dünya aç gözlülerin paylaşılmaz malıdır. İnsan ondan çok değil bir miktar almalıdır. Ve yine bütün hataların başı dünya sevgisidir buyuruyor Efendimiz. Ve yine buyuruyor ki ve yuhibbune dure ve yesnevne kubure. Bakın çok güzel bir hadistir bunlar. Ve yuhibbune durre
ve yensevnel kubure. Apartmanlar, binalar sevecekler, evlerini sevecekler, değiştirecekler, şekilden şüküle sokacaklar ama kabirleri unutacaklar. Ve yuhibbunel male ve yensevnel hisabe. Malı sevecekler ama o malın hesabını unutacaklar. Devam etti efendim. Dedi ki ve yuhibbunel ayale ve yensevnel hure. Onu sevecekler ama hurileri unutacaklar. Ve son olarak ve yuhibbunen nefse ve yensevnallah. Nefislerini sevecekler, Allah'ı unutacaklar. İnsafla düşünelim, İbretle etrafa bakalım. Bütün bugün bir alem nefsin ve hevanın peşinde değil mi? Günah işlemekte müsabaka açanlar, su yerine içki içenler, faiz deryasında yüzenler, İslam'a taş atanlar, bunlar gökten mi indi? He? Bu hayırsız yaratıklar kimin çemeninde otluyor? Apartmanlarda, saraylarda, köşklerde, oralarda yaşamak, kadife yataklarda yatmak ne güzel değil mi? Ama sonu kabir olmasa, insan bunca nimetleri seven Rabbine şükretmez mi? Biz sana demiyoruz ki apartmanda kalma, sarayda, köşkte kalma, kal. Allah verdiyse kalabilirsin, kimse de buna itiraz edemez. Ama Rabbine şükret. Namazlarını kıl, zekatını ver, sadakanı ver. Evet, öyle diyor işte, malı toplar hesabı düşünmez. Mermer saraylarda dem çeker, kabir günlerini hatırına getirmez. Eğer getirmezse artık onun felaket çağı başlamıştır. Çünkü imansız kapanan gözlere kabir akşamları azap parmaklarını sokacaktır. Nihayetsiz olan mülkün seyyidi, Kevser havuzunun sahibi Cenab-ı Muhammed aleyhissalatü vesselam Efendimiz buyuruyor. Bir zaman gelecek ki kişi elbisesini sakındığı kadar dinini sakınmayacak. Fakirler de namaz kılmayacak. Hadi fakirler biraz daha şuurludur zenginlere nazaran. Çünkü onlar Allah ile daha çok hemhal olurlar. Ama öyle bir zaman gelecek ki fakir de namaz kılmayacak. Sonradan gelen nesiller önceden gelenlere sövüp sayacaklar. Evet, adam babasına sayacak. Benim babam da adam olsaydı böyle mi olurdu diyecek. Bu da kıyamet alameti. Ey büyük peygamber, ey cihanın saadet nuru, insanlık seni bilememenin ızdırabını yaşıyor. Senin her biri bir mucize olan o mübarek sözlerin kıyamete kadar bakidir. O sözlerden ışık alabilene ne mutlu. Ne mutlu ya Resulallah. Efendimiz aleyhissalatü vesselam buyuruyor. İlim azalacak. Cehalet artacak. Anarşiler, cinayetler. Adam öldürmek hafif bir suç sayılacak. Sabah giyilen elbise başka, akşam giyilen elbise başka olacak. Önünüze yemeklerden biri gelecek, diğeri gidecek. Kabe'nin örtüsü gibi evlerinizin duvarları halılarla ve benzeri şeylerle süslenecek. Bu hadis-i şeriflerde zikredilen şeylere kimsenin itiraz etme hakkı yoktur. Çünkü Nebiler Sultanı'nın peygamberlik nübüvvet nuruyla görüp haber verdikleri aynen zuhur etmiştir. Dahası da var. Seyyeti alennâsi zemânün lâ yebgâ minel Kur'ân illâ rasmühü. İnsanlar üzerine öyle bir zaman gelecek ki o zamanda Kur'an-ı Kerim'in sadece resmi kalacak. Ve minel İslâmu illessumhû. İslam'ın yalnız resmi kalacak. Evet, öyle olacak. Nesin? Müslümanım. Resmi kaldı. Bu kitap kimin? Benim. Okumayı biliyor musun? Bilmiyorum. Sadece adı kaldı. Şu an o durumu yaşıyoruz. İnsanlar Müslüman ismiyle isimlendirildikleri halde İslam'dan uzaklaşacaklar. Camileri görünüşte çok mamur, çok bakımlı olduğu halde hatta ziyaretçisi çok olacak camilerin.
Görüldüğü gibi turlara gidince görüyoruz. Fotoğraflar çekiliyor. Camilere giriliyor. Ama şurada tutup da iki rekat bir mescit namazı kılayım diyen çok az. Ya da dur vakit namazını bekleyeyim de az kalmış namazımı kılayım diyen çok az. Sanki camiyi ziyaret ettiği zaman bütün ibadetlerin hepsi yapılmış da gerisine gerek yokmuş gibi davranıyor. Öyle buyuruyor Efendimiz. Camiler görünüşte çok mamur olacak, çok bakımlı olacak. Ama insanları hidayete erdirme yönünden harap bir halde olacaktır. İçi boş olacak. Bugün İslam aleminin neresine baksanız bu acı hakikatle karşılaşırsınız. Hemen hemen herkeste Kur'an-ı Kerim vardır. Ama Kur'an-ı Azimüşşan ile amel eden çok azdır. Onun ahkamı ile amel edilmediği için sanki bir resim gibi kalmıştır. Ve yine öyle insanlar vardır ki ismi Müslümandır ama kendisi küfrün başını çekiyor. Bunlar ibret alınacak hallerdir. Ne diyelim, dünyaya verme desin ömrünce bir ekmek, iş Allah'a geldi mi adetin sendelemek diyor şair. Nebiler Serveri buyuruyor. İnsanlar üzerine öyle bir zaman gelecek ki ümmetimin zenginleri hacca seyahat için, orta halliler ticaret için, alimleri de riya ve gösteriş için, fakirleri de dilenmek için gidecekler. Şu an bu durumu çok çok görselde aşikar bir şekilde yaşıyoruz. Seyyeti ala ümmeti zamanun yekfuru fihel kurra. Ümmetimin üzerine bir zaman gelecek ki o gün Kur'an okuyanlar çok olacak. Ve kullu fukaha, fakat anlayan az olacak diyor Efendimiz. Sümme ye'ti min ba'di zâlike zemen. Bir zaman geçecek, bir zaman daha gelecek. Yakra'ul Kur'ane ricalun min ümmeti la yecavizu terâkihim. Ümmetimden birçok insanlar Kur'an okuyacaklar ama onların gırtlaklarından aşağıya inmeyecek o Kur'an-ı Kerim. Yani Kur'an'ın nuru gönüllerine inmez. Böyle oldukları halde amel etmeyecekler. Amel etmeyince de Kur'an-ı Kerim onlara bir fayda sağlamayacak. Ne yazık ki belki bizler de böyle talihsiz insanların içerisindeyiz. Bülbül gibi Kur'an okuyacak ama namaz kılmayacak. Okuduğu Kur'an'dan bir kelime anlamayacak. Öğrenmek de istemeyecek. Yüce Allah bizlere acısın, merhamet etsin. Zaman ırmağı akıyor. Devirler, insanlar değişiyor. Dünya başında büyük fırtınaların kopacağı güne doğru ilerliyor. Bütün zelzele, bütün dehşetiyle taş taş üstünde bırakmayacağının hesabını tutuyor. Canlılar şu rüzgarların savurduğu kuru yapraklar misali ahiret denizine akıyor. O gün yaklaşıyor. Kur'an-ı Kerim ve Peygamber Alişan o günden haber sunuyor ama ibret alan hani? Hiç bulutların karardığını gördüğünüzde korktunuz mu? Bütün peygamberlerin korktuğu nedir biliyor musun? Başlarına kara bulutlar geldiği zaman bütün peygamberler korkmuştur. Ama biz umrumuzda bile değil. Yağmur yağar, biter geçer, dağılır. Sonra da gökkuşağı çıkar. Böyle düşünüyoruz. Ama bütün peygamberler o bulutlardan çok korkmuştur. Çünkü neredeyse bütün kavime o bulutlar vesilesiyle azap inmiştir. Bulut deyip geçmeyin. Hava karardığı zaman sevinmeyin. İstiğfar çekin. Estağfurullah deyin. Efendimiz buyuruyor. Kıyametin alametlerini anlatmaya devam ediyor. Yalancı şahitlik ve boşanmalar artacak. Ani ölümler sık görülecek. Evet. Bak, az önce yayına girerken bir kardeşimiz annesinden haber verdi. Akşam bir şey yoktu, sabah kalp krizi geçirdi. Ani ölümler sık sık görülecek diyor. Kişi hanımına itaat edip annesine asi olacak. Arkadaşlarına yaklaşıp
babasından uzaklaşacak. Arkadaşım diyecek ama babası çağırdığı zaman oralı olmayacak. Gönüller birbirini sevmez olacak. Bakıldığı zaman herkes dost ama herkes birbirinin arkasında kuyu kazacak kadar adileşecek. Dindi ve dünyalık işlerdi. Çeşitli görüşler belirecek. Kardeşler bile dinde ve mezhepte ihtilaf edecekler. Bak şu an yaşıyoruz bunu. Yaşıyoruz. Herkese göre bir Müslümanlık var. E hocam, kime inanacağız ki? Herkes bir şeyler anlatıyor. Özellikle de sosyal medya hocaları çok fazla çoğaldı. Kime inanacağız? Ehli sünnet olana. Peki ben ehli sünnet olanı nereden bilirim? Okuyacaksın. Bir zahmet edip de şöyle akşamları evine vardığında iki sayfa bir sohbet kitabı aç, oku. O zaman ehli sünnete kim uyup uymadığını göreceksin. Kişiye şerrinden korktuğu için ikramda bulunulacak. Adam makam sahibi. Ondan korktuğu için, evet bir suçu yok ama çok büyük makam sahibi. Ne olur ne olmaz bu adamla aramızı iyi tutalım. Şerrinden korktuğu için ikramda bulunulacak. Görünüşte dost ama esasında düşman sayısı artacak. Sözler hep yalan, birbirine muhalif olacak. Amir ve memur çok ama işini yapan az olacak. Evet, bugün bunu birçok resmi kurumlarda görürsünüz. Onlarca insan vardır. Halbuki 3 kişi şu an yapılan işi aslında 1 kişi belki yapabiliyor. Ama sayı çok, işi yapan az olacak. Bu da kıyametin alameti. İşte dünyanın manzarası ve belalı derdi. Dünya gündüz olmayan bir hicran gecesi içindir. Hayat çile yumağıdır, kahırlar zinciridir. Bunca fitnenin, bunca isyanın neticesi de elbette saadet olamaz. Hüsranın yaylasına çadır kuran adamın nasibi de parmaklıklarını dişlemek olacaktır. Sevgili kardeşim, cihan yaşanmaz cehennemlere dönecek. Maalesef bunu da insan yapacak. Doğayla oynayacak, her bir şeyle oynayacak da cihanı yaşanmaz bir cehenneme döndürecek. Sen bir Fransız gibi, bir İngiliz gibi yaşa, haram, helal, günah, sevap bilme, sonra da Müslümanlar gibi öl. Buna imkan yok sevgili kardeşim, böyle bir şey yok. Nasıl yaşarsan öyle öleceksin. Nasıl ölürsen öyle haşrolunacaksın. Yeryüzünde hayat adımları atan insan hiç kendinden önce gidenlere bakmaz mı? Onların yurtlarında şimdi kimler saltanat sürüyor? Ölenler gittikleri yerden memnun mu ki geri gelmiyor? Hey iyi düşünceli kardeşim, fitnelerin ve günahların seline kapılan hakkı bulamaz, gören de hakkı göremez. Nebiler ve veliler meclisinden murad alamayanlar şeytana komşu olma talihsizliğine uğrayacaklar. Kainatın efendisinin sünnet-i seniyyesine tabi ol ki fitneden, sığınak ve azaptan kurtuluş olasın. Efendimiz buyuruyor, nefsim kudret elinde olan Allah'a yemin ederim diyor. Peygamber yemin ediyor. Ümmetimden öyle insanlar gelecek ki onlar nankörlük, kibir, çalgı, eğlence ve oyun ile haşır neşir olacaklar. İşte bunlar ki haramı helal tanıdıkları için ırlayıcı türkü ve şarkı söyleyen o kadınlar, onları bulundurdukları için, içki içtikleri, faiz yiyip ipek giydikleri için maymun ve domuz olarak sabahlayacaklardır. Allahu Ekber. Ne korkunç bir şey. Bak peygamber yemin ederek söylüyor. Allah'a diyor yemin ederim ki ümmetimden öyle insanlar olacak ki nankör, kibirli, çalgıya düşkün, eğlenceye düşkün, oyuna düşkün, helal haram tanımıyor, türkü söyleyen, şarkı söyleyen kadınları dinliyor, içki içiyor, faiz yiyor, ipek giyiyor. Onlar böyle yaptıkları için maymun ve domuz olarak sabahlayacaklardır.
Hani İslam dininde zorlama yoktu? Nasıl oluyor peki bunlar? He? Kendinize göre bir kılıf bulmuştunuz hani? Dinde zorlama yoktur. Olur. Babanın dünyasında yaşıyorsun değil mi sanki? Dünya senin miydi? Dinde zorlama olmasın. Kainatın patronu benim diyor Allah. Siz de işçisiniz. Emrettiğimi yerine getirmezseniz mükafat yerine azap alırsınız. Yüreklere cehalet karanlığı çökmüş. Gözler perdelenmiş. Aklın ayağı çamura batmış. İnsan hüsran tarlasına kamış dikmiş. Bu ne felaket, bu ne körlük. Allah'ın aziz peygamberi ta 1400 sene evvelinden bugüne ayna tutuyor. Müthiş çöküntüyü haber veriyor. İşte biz şu an o zamanın içindeyiz. Şarkılar, türküler, ırlamalar, acayip kılıklar, içkiler, faizler, eğlenceler, şeytanları bile iğrendirecek kılıktaki şarkıcı, türkücü kadınlar. İnsan yatağa bile iç çamaşırıyla girmeye utanır, değil mi? Eski annelerimiz, nenelerimiz saçının teli gözükmesin diye onu bile örterek yatağa giren nenelerimizden sıyrıldık. Bugün af buyurun, özür diliyorum, söylemek zorundayım. Donuyla da bile değil, bak bırakın donunu, iç çamaşırıyla bugün sahnede şarkı söylüyor. Hadi bu kadın arsız. Bu kadın ahiretini düşünmüyor. Bu kadın Allah'a isyan bayrağını açmış. Bu kadın ben buyum diyor. Ben de şeytanın bir askeriyim diyor. Peki bunun konserine giden milyonca belki insan var. Kapıda duralım. Diyelim ki Müslüman mısın? %95'i diyecek ki ne biçim soru, Müslümanım tabii. Müslüman bir gencin, Müslüman bir insanın bu kılıkta böylesine rezil, böylesine rüsva bir şekildeki insanı gelip seyretmeye, daha da ötesi bir de buna para verip de seyretmeye gelen Müslüman ne diyecek? Eğleniyoruz canım. Yani namaz başka, eğlence başka yani. Namazımı da kılarım ben. Kadir geceleri falan geldiği zaman ibadetimi de ederim ben. Bak şeytan nasıl dolamış kendine. Hatta şu anda bile bunu söylediğim için kızıyor bana. Kızsın. Allah'ın ayeti belli. Resulullah'ın sünneti belli aleyhissalatü vesselamın. İstediğin kadar kız. Umurumda bile değil. Bu hortlak müzik ve buna benzer şeyler nereden çıktı ki? Bu keçileri dahi ürkütecek acayip gürültülü. Kimin ne işine yarıyor onu da bilmiyorum. Hele ki son zamanlarda çıkan sanatçılar 3 kelime ile adam şarkı yapmış. Öbür genç de kafasını sallayıp duruyor, hoşuna gidiyor. Neyden zevk alır hale geldik be. Hadi eski türkülerin yine bir namı vardı, bir duygusu vardı. Evet, bu kötülüklere, bu ahlaksızlığa, bu içki, bu zina, bu faiz, bu rüşvete göz yumanın cezası maymunlar gibi sabahlamaktan başka bir şey değildir diyor Efendimiz. Yani insanlık meziyetleri kaybedecek. Kendi insanlık meziyetini kaybedecek. Zillet ve hakaret içinde sabaha çıkacak. Neden böyle? Çünkü Peygamber Alişan'ın ümmetine peşin azap verilmiyor. O alemlere rahmet olduğundan dolayı ümmetinden de peşin azap verilmeyecek. O alemlere rahmet olduğundan dolayı ümmetinden de peşin azap kalkmıştır. Ama zaman zaman da ibret olması, intibaha vesile teşkil etmesi için afetler gelecek. Aa bak, Haziran ayının ortasındayız. Hatta bitmek üzere ay. Sel felaketlerine bakar mısın? Bir tanesi de çıkıp şunu söylese, ibret almamız lazım. Bu beladır. Bu Allah'ın rahmeti değildir. Bu rahmet boyutunu aşmıştır. Bu bela boyutuna ulaşmıştır dese, o imanı zayıflamış gençler sosyal medyada yapacağı yorumlar ne biliyor musun? Ha işte yine oraya yorumladılar. Ya kainatın sahibi Allah, yağmurun mu sahibi değil? Allah-u Teala bilmiyor mu ki ne kadar yağmur bize yetecek? Ne kadar gönderilmesi gerekecek? Bunu bilmiyor mu zannediyorsun?
Rabbin taşın içinde taş, onun içindeki haşerenin bile rızkını biliyor, unutmuyor, veriyor da senin yağmurunun dozunu mu ayarlayamayacak? Ama bu bela, musibet daha da ötesine doğru gidiyor. İbret alalım, kendimize gelelim. Azaba uğramıyoruz, bir yerimiz değişmiyor, nimetlerimiz devam ediyor düşüncesiyle isyana, hüsrana kapı açmayalım. Bunun sonu vallahi çok çetindir. Sanki ölüm bizim için takdir edilmemiş, sanki kabir bizi beklemiyor, sanki mizanda hesap verecek biz değiliz, sanki sıratın üzerinden geçmek başkalarına takdir edilmiş. Vah vah, günümüzün en büyük felaket ve afetlerinden biri de ne yazık ki faizdir. Bugün faiz yemeyen kalmamış gibi, yemeyen varsa onun da üzerine faizin tozu bulaşmış. Öyle diyor çünkü Efendimiz: Arap ve Acem'in medar iftiharı, iki alemin medetkarı Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam buyuruyor. Kıyamete yakın içki, zina, faiz çoğalacak. Evet, çoğaldı. Hem de çok fazla. Şimdi dünyanın neresine bakarsanız, hangi millete bakarsanız bakın, aklı donduran, idrake pençe vuran bu dehşetli hali müşahede edersiniz. Artık ibret alma zamanı gelmedi mi? Kanlı ellerle halkı soyup gidenlere bak, firavunlaşıp gözler oyup gidenlere bak. Ey emel sandığına inci arayan adam, tacı tahtı dünyada koyup gidenlere bak. Bir şey daha söyleyeyim mi? Bu ümmete gelecek azaplardan bir tanesi daha. Bu ümmette yere batma, suret değişme ve taş yağma olayları da vuku bulacak. Bak onu da söyleyeyim size. Ki bunların birçoğu oldu. Yere batma oldu mu? İşte bak, daha yeni 11 ildeki zelzele neyin nesi? Dümdüz oldu şehir, dümdüz. Ama sanki olmamış gibi yaşıyoruz. Ne oldu? Bir ay boyunca, iki ay boyunca bir korku içindeydik değil mi? Sabah namazların alarm kuruluyor, kalkamadığımız zaman üzülüyoruz, ah vah ediyoruz. Ama tesir geçti, normale döndük. Evlerimize girmeye bile korkuyorduk. Kaldı ki kilometrelerce uzakta deprem olmuş. Hala Rabbim sallıyor bak, hala. Daha dün yine oldu. Hala Rabbim sallıyor kulum. Akıl verdim sana, akıl. Kullan o aklını. Bak hala dürtüyorum seni. Hala silkeliyorum seni. Ve bu ümmette yere batma olacak. Yerle bir olma olacak. Suret değişimi olacak. Taş yağma olacak ki oluyor. Avuç büyüklüğü kadar neredeyse dolu yağıyor. Ey Allah'ın Resulü dediler, bu ne zaman olur? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne dedi biliyor musun? Şarkı ve türkü söyleyen kadınlar, çalgı aletleri çoğaldığı zaman, içkiler de bol bol içildiği zaman bu dediğim olacak dedi Efendimiz. Ya. Bir millete zina ve faiz çoğaldığı vakit kendi kendilerine Allah'ın azabını hak etmiş olurlar diyor. Rahman olan Allah kimseye zulmetmez. Kişi kendi ektiklerini biçer. Kişi kendi isyanının, kendi günahının vebalini omuzlarına yükler. Bir yere iyilik tohumu atmayan adam saadet meyvesini nasıl toplasın? İşte size azap. Allahu Teala anarşi ve terörü millete musallat etmedi mi? Beşikteki masum yavruları bile katleden, yakıp yıkan, bombalayan, her tarafı ateş seli haline getiren caniler neyin nesiydi? İmansız kalbin dümensiz kafasından çıkan o zehirli fikirlerle manen öldürülen o canilerden çiçek mi bekleyecektik? He? Hala ölüm uykularından uyanmayacak mıyız? Kabir taşı kafamıza çarpınca gözlerimizi açarız ama o zaman çok geç olur. Artık nedamet, artık feryadu figan fayda vermez.
Peygamberler peygamberi hikmetle buyuruyor aleyhissalatü vesselam. Bu ümmetten bazı insanlar yemek, içmek, oyun, eğlenceyle akşamlayacaklar. Geceleri öyle geçirecekler. Sabaha domuz ve maymuna dönmüş olarak çıkacaklar. Yere batacaklar. Üzerlerine taşlar yığılacak. Hatta insanlar sabaha çıkınca falanın evi battı, filancanın odası yere geçti diyecekler. Lut kavmine taşlar yağdırıldığı gibi mutlaka onlardan bazı kabileler de üzerine ve evlerine gökten taşlar yağdırılacak. Burada devlet büyükleri müdahale etmesi lazım. İslam adı altında şu anda hükümette mevcut bulunan bakanlar, başkanlıklar, cumhurbaşkanlığına kadar bu pisliğe, bu rezalete müsaade etmemesi lazım. Şimdi bir an düşünelim. İçki satmayan bir bakkalı bulmak mümkün mü? Ta mahalle aralarına kadar gelen ve su gibi içilen bu içkileri kafirler mi gelip buradan alıyor? Müslüman sokağından? Hayır. Sözde içen de Müslüman, satan da Müslüman. Peki bu nasıl Müslümanlık? Şu ecdad yadigarı cennet vatanının hemen her yerinde yabani otlar gibi bitiveren şarkıcı, türkücü, ırlayıcı kadınlar nedir? Kapalı yerinden açık yeri daha fazla olan bu felaket kuşlarına, bu talihsiz moda kurbanlarına, bir de yıldız, sanatkar, bilmem ne adı katılmıyor mu? Katılıyor. Asıl dert işte bu. Nice masum genç kızlar onlara heveslenerek evini ocağını terk edip aç kurtların eline düşüyor ve bir mangır misali elden ele aktarılıyor. Artık ne dünya ne ahiret kalmış onlar için. Onların gözyaşısını silecek, yarasına merhem sürecek kimse de olmayacak. Hey insanlar, oyun ve eğlence için yaratılmadık. Arkamızda ecel, önümüzde kabir var. Nereye nasıl kaçıyoruz söyler misin? Gece gündüz başımızı gaflet yastığına koyup da şarkı türkü dinlemek, kovboy filmleri seyretmek nedir bunlar? Hakikaten ona döndürülmeyeceğinizi mi zannediyorsunuz? Biz başıboş değiliz. Dünyaya kendi isteğimizle gelmediğimiz gibi gidişimize de mani olmak bizim elimizde değil. Bizi mekandan mekana sürükleyen ilahi kudret yarın mahşer meclisine de götürecek. Orada defterler açılacak. Ne diyeyim, nasıl feryat edeyim? Feryat nefsimizin kötülüklerinden. Ey Rabbim, yol bilmiyor artık ayaklar bizde. Kilitlendi mi nedir kalpler, dudaklar bizde. Bir çağ yaşıyoruz ki facialar taşımakta. Ne acı, en acı feryatları duymaz kulaklar bizde. İlim ve irfan bahçelerinin servi, iki cihanın efendisi buyuruyor aleyhissalatü vesselam. Fasıklar başa geçecek. Konuşmasını dahi bilmeyenler halka hitap edecekler. Fitne her eve girecek. Tecrübesiz gençler başa geçecek. Üç şey de çok kıymetli olacak. Üç şey: helal para, kendisiyle amel edilen sünnet ve candan bir dost. Bu üç şey çok kıymetli. Evet, helal kazanç, kendisiyle amel edilen sünnet, helalinden kazanmak ve onunla beraber bir dost, bir arkadaş. Ne kadar güç, ne kadar zor olacak diyor. Bugün bütün dostluklar menfaat üzerine kurulmuş. Çabucak yıkılıveriyor. Dostluk Allah için olacak. Düşmanlık da Allah için olacak. Hak rızasını talep ederek kurulan dostluklar cennet çiçekleri gibi ebedidir. Hiçbir rüzgar, hiçbir fırtına onları solduramaz. Ama nerede o aziz dostlar? Dostum dediği bir insan hataya düştüğü zaman onu en terk eden, çabuk terk eden dostum dediği insan oluyor. Bir tutup sendelemesi lazım. Şöyle bir duvara siltmesi lazım. Kendine gel. Sen böyle bir insan değilsin. Bu nedir senin yaptığın hata? Karşısındaki insan sana ne be adam bile dese, ne demek bana ne? Ben senin dostunum. Senden sorumluyum. Ben seni Allah için seviyorum. Ama şimdi öyle bir dostluk olmuş ki senin bir hatanı duymayıversin. Bir hatan mı duyuldu? En çabuk terk eden senin dostun. Hiç de yakışmadı o adama da şöyle hareket.
Vay be, yazıklar olsun. Bundan sonra benim de işim olmaz. Hani dostluk? Böyle miydi dost? He? Böyle miydi hata? Sahabeler ve daha da sonraları birbirleri hataya, günaha düştükleri zaman, sıkıntıya düştükleri zaman sırtını mı döndüler? Benim bununla daha işim olmaz mı dediler? Yalancısınız, sahtekarsınız böyle dostsanız. Efendimiz buyuruyor aleyhissalatü vesselam, insanlar üzerine yağmurun bolluğu ama verimin azlığıyla aldatıcı yıllar gelecek. Bakın ya Allah'ım, tüylerim diken diken oluyor. Şu hadisi açıyorum kitaptan, hadisi okuyayım derken inan insanın tüyleri diken diken oluyor. Çünkü Resulullah aleyhissalatü vesselam öyle görmüş, öyle konuşmuş ki, bak ne diyor? İnsanlar üzerine yağmurun bolluğu ama verimin azlığıyla aldatıcı yıllar gelecek. İşte şu an onu yaşıyoruz. O dönemde yalancı adam doğrulanacak. Adam yalan konuşuyor. Evet, doğru söylüyor bu adam. Çok mantıklı. Diğeri ise doğru konuşacak. Ya bırakın bu işleri diyecek adam. Ayetten, hadisten konuşacak. Ya devir o devir mi diyecek. Boş verin, dinlemeyin şunu diyecek. Hain adama güvenilecek. Güvenilir ve emin adam hainlikle itham edilecek. Kamunun işinde önemsiz, cahil adam söz sahibi olacak. Ve Ruveybide olacak diyor. Sahabe soruyor, ya Resulallah, Ruveybide nedir? Efendimiz diyor ki önemsiz, bilgisi kıt, cahil adam. Hainlerin, cahillerin, şerlilerin, yalancıların, hayırsız adamların at oynattığı bir dünyada huzur, saadet, emniyet ne gezer? Gezer mi? Bir cennet manzarası arz edecek dünyamız ateş şimşekleri gibi yakıcı oluverdi. Yüreklere çöken cehalet karanlığı, idrak ve irfan fukaralığı hakka meyletmeye yol vermiyor. İslam'ın kurtarıcı, o huzur verici, saadet bahşedici, hakka erdirici prensiplerine sarılmadıkça kimseye kurtuluş yok. Size söyleyeyim, hiç kimseye kurtuluş yok. Evet, insan gökte taht kursa, güneşi yere çekse, ne faydası var ki hakkı bilmeyecekse? Dinleyin şimdi, bak Sultan Nebi aleyhissalatü vesselam ne buyuruyor? Seyyeti ba'dekum kavmun ye'kulûne edâibet dünya. Sizden sonra öyle insanlar gelecek ki diyor sahabesine, türlü zevkler, türlü türlü yemekler yiyecekler, renkli ve rahat bineklere binecekler. Evet, bak rengarenk arabalara biniyoruz. O insanlar rengarenk ve güzel kadınlarla evlenecek, kat kat nefis kumaşlardan yapılma elbiseler giyilecek. Şimdi düşünün, zamanın neresindeyiz? Gerçekten bazı kadınlar rengarenk değil mi? O süsler, o boyalar, o kat kat elbiseler, o şeytanı bile kıskandıran çalımlar neyin nesi? Ya o boyalı tırnaklar? Adam onun boyasına, süsüne, çalımına kapılarak alıyor. Ne var ki sokakta alınan yine çöplüğe dönecektir. Çok geçmeden kavgalar, dövüşler başlıyor. Yine sokak, çünkü pislikle gıdalaşan böcek misk kokusundan zehirlenir. Onun saadet dünyası gübrelerin içidir. Ama bunları söyleyince, hocam çok ağır olmadı mı? Resulullah aleyhissalatü vesselam ne buyuruyorsa ben sana onu aktardım. Bu benim sözüm değil. Bu benim sözüm değil. Onların bir mideleri var ki az ile doymaz. Onların bir istekleri var ki çoğa kanaat etmez. Dünyaya bağlanmışlar. Akşam sabah düşündükleri ve taptıkları dünyalıktır. Onu Allah'ın dışında ilah ve Rablerinden başka Rab kabul ederler. Bütün çırpınışları çünkü dünya için. Ama heva ve heveslerine uymayanlar, onlar ancak dünyada huzur bulanlardır. Abdullah'ın oğlu Muhammed aleyhissalatü vesselamın o kati sözü şudur ki, sizin veya onların peşinde, sizden veya onlardan da sonra gelenlerden o güne yetişenler bunlara selam vermesin.
cenazelerine gitmesin, büyüklerine hürmet göstermesin. Çünkü bunları yapanlar İslamiyet'in yıkılmasına yardım etmiş olurlar. Ya gördün mü? Selamı bile kestirdi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. İnsan niceye bir böyle dünya ile sevdalanıp duracak? Ne zamana kadar? Bu vefasız dünya senin gibi nicelerini değirmeninde öğütüp de kara toprağa gömmedi mi? He sevgili kardeşim. Filler gibi ne bulursa mideye indiren, şükür de bilmeyen o kara adamların sonu feci olmadı mı? Aklın gözü varsa ibret alırsın. Ayağı az sonra kabir kumuna batacak birinin dünyaya sahip olma sevdası çok acayip bir şeydir. Nice güzeller, nice zühre yüzlü sultanlar, nice Yusuflar, Züleyhalar ecel okuyla avlanıp tahtından yere düşmedi mi? Alemde kim var ki saltanatı ebedi olsun? Cihan baki değil ki insan, kuş, civciv, böcek bu dünya ağacından toprağa dökülecek. Evet, ölümle herkes eşittir. Eceli gelince ne padişah bir nefes fazla alabilir, ne hekim derdine çare bulabilir. Dikkat edin, ölüm meleği sizi isyan üzere bulmasın. Peygamberler peygamberinin şu mübarek sözünü hatırlayın. Temutune kema te'işune ve tub'asune kema temutun. Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz. Nasıl ölürseniz öyle haşrolursunuz. O halde istediğini işle, karşılığını muhakkak bulacaksın. İstediğinle beraber ol, muhakkak ondan ayrılacaksın. Gönül kuşuna dünya ağacında yuva kur, muhakkak yuvan yıkılacak. Etrafına hisarlar, surlar çek, kapına çelik bilekli nöbetçiler dik, muhakkak ki Azrail yol bulup sana gelecektir. Kimseyi kurtarmaz çemende yuva kurmak, hep ebede gidiş var, bir an için yok durmak. Kıyametin alametlerinden biri de zaman kısalacak. Bir sene bir ay gibi, bir ay bir hafta gibi, bir hafta bir gün gibi, bir günün geçmesi de bir yaprağın yanması kadar çabuklaşacak ve hiçbir şeyde bereket kalmayacak. İşte size bir nefes bir su gibi akıp giden günler. Zaman sanki yuvadan uçan bir kuş misali elden gidiveriyor. Ne akşamda bereket var, ne sabahta hayır var. Ne geçip giden zamandan insanın haberi var, ne de insanlar bir an durup da düşünebiliyorlar. Allah'ın aziz peygamberi aleyhissalatü vesselam haber veriyor. Köylüler şehirlere akın edecek ve neydi belirsiz deve çobanları bina yaptırmada birbirleriyle yarış edecek diyor. Ya görüyor musun şurayı? Kurban oluruz sana ya Resulallah. Söylediğin her söze amenna. Öyle şeyler söylemişsin ki bugünü gördün de konuşmuş gibisin. Köylüler şehirlere akın edecek. Neydi belirsiz deve çobanları bina yaptırırken diyor birbirleriyle yarış edecek. İşte bütün bu hadiseler gösteriyor ki o müthiş gün yaklaşıyor. Bütün varlık meçhul akıbetine doğru seller gibi akıyor. Dünyanın ömrü tükeniyor. Biz ebedi olmadığımız gibi dünya da ebedi değil. İçindekilerle beraber dünya da helak olacak. O müthiş sarsıntı tek bir canlı bırakmayacak. Gelin Kur'an-ı Kerim'den öğrenelim onu. Ne diyor Hacca suresinde? Ey insanlar, Rabbinizden korkun ki kıyamet sarsıntısı çok büyük bir şeydir. Habib-i Zişanım diyor aleyhissalatü vesselama. Zikret o günü ki o günde onun şiddetinden her çocuk emziren kadın emzirdiğinden geçecek. Her hamile kadın korkudan çocuğunu doğuracak. Ve sen insanlara hep sarhoş görürsün, halbuki sarhoş değiller. Allah'ın azabı çok şiddetlidir. Hiçbir zalim için Allah'ın azabından kurtulma imkanı yok. Allah'ın kahır ve azap arslanları nicelerini helak etmiştir. Kurtuluş ve selamet sadece Allah'a ve Resulüne itaatle, İslam'ı yaşamakla mümkündür. Kendi kör hayallerinin dünyasında yaşayanlara hiçbir saadet vaat edilmemiştir. Vah o insana ki kendine yazık ediyor. Bak ne diyor?
Kıyamet günde bir takım yüzler ki nurani, bir takım yüzler ki kara. O vakit yüzleri kara olanlara diyecekler ki: "Ekfertum ba'de imanikum fezuqul azabe bima kuntum tekfurun." İmanınızdan sonra küfrettiniz ha? Küfrettiniz. İşte küfrünüzün cezası olarak tadın azabı. Ama yüzleri ak olanlar Allah'ın rahmeti içinde olacaklar. O bahtiyar müminler cennette ebedi olarak kalacak. Sünnet-i seniyye üzere amel edenlere mahzun olmak yok. İsyanı ve hüsranı kendisine meslek edinenler de nedametle başına toprak saçacak. Efendimiz buyuruyor: "Men hafaza aleyha kânet lehû necâdet yevmel kıyâme." Kim beş vakit namaza devam ederse, onu güzelce kılarsa, o namaz kıyamet günü onun için nur, onun için delil, onun için kurtuluş olacaktır. Ne dedi? Dedi ki: "Cebrail aleyhisselam bana Allah katından geldi. Dedi ki: ey Muhammed aleyhisselatü vesselam, Allah-u Teala Celle Celaluhu buyuruyor ki senin ümmetine beş vakit namazı farz ettim. Kim ki bu namazı abdest alırsa, vakitine, rükûsuna, secdesine riayet ederek hakkıyla kılarsa, bu sayede onu cennete koymak benim ahdimdir," diyor Allah-u Teala. "Ama kim ki bunlardan noksanlık ederek bana mülaki olursa, onun için verilmiş bir sözüm yoktur. Dilersem ona azap ederim. Dilersem de merhamet ederim." Acele edelim. Ömür güneşi ölüm kuyusuna akmadan, ekim zamanı geçmeden ahiret tarlasına iyilik tohumu ekelim ki saadet meyvelerini toplamaya hakkımız olsun. İşin şakası yok. Önümüzde çetin günler var. Kıyamet bizi bekliyor. Cennet ve cehennemden başka gidilecek yer yok. İnsan ya Allah'a kul olur cennete gider, ya hüsranın yolunu tutup cehennemi boylar. Üçüncü bir seçeneği yolu yok. Öyle bir zamanda yaşıyoruz ki imanı muhafaza etmek avucunda ateş taşımak kadar zor. Alemlere rahmet olan Sultan Nebi'nin haber verdikleri uyanlara ve sünnet üzere amel edenlere ne mutlu. Ama uymayanlara ise büyük azabın olacağını bir kez daha görmüş olduk, dinlemiş olduk sevgili kardeşlerim, değerli büyüklerim. Yüce Rabbim hepimize rahmetiyle muamele eylesin inşallah.